10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 145 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 145 okuma metni bir doğa gönüllüsü Ahmet Bedevi, Manisa Tarzanı, Ahmet Bedevi, Ahmeddin Carlak, 1899 yılında, o zamanlar Osmanlı toprağı olan Samarra'da, Irak, doğar. Kerkük asıllı bir Türkmendir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda, akabinde Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunda yer alır. Ahmet Bedevi 4,5 yıl savaşır, başarıları sonrası Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası alır. Ahmet Bedevi savaştan sonra Manisa'ya yerleşir, Sipil Dağı'nda Topkale mevkiine bir kulübe yapıp orada yaşamaya başlar. Kendisini savaş döneminde büyük kısmı Yunan ordusu tarafından yakılıp kül edilen Sipil Dağı ormanlarına adar, bu ormanları yeniden yeşertmenin yeni bir vatan görevi olduğunu düşünür ve binlerce ağaç yetiştirir. Sipil Dağı'na yerleştikten sonra saç ve sakalını kesmeyen, sadece siyah bir şort giyen Ahmet Bedevi tek başına doğada yaşamaya başlar. Her gün saat 12.00'de Topkale'den top atışı yapan Ahmet Bedevi'ye Topçu Hacı ismini veren Manisa halkı daha sonra Tarzan filminden esinlenerek onu Manisa Tarzanı diye anmaya başlar. Manisa Sipil Dağı'nda bugün var olan ormanların her fidanında el emeği ve göz nuru olan Manisa Tarzanı, ilginç yaşamı, doğa sevgisi ve okumayı çok seven efsanevi kişiliğiyle halkın gönlünde taht kurar. Sipil Dağı ormanlarının adeta babası ve koruyucusu olan Manisa Tarzanı belki de Türkiye'deki çevreci hareketin öncüsüdür. 1963 yılında hayata veda eden Ahmet Bedevi, Manisa'da her yıl 31 Mayıs ile 5 Haziran günleri arasında çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Komisyon davranışlarımız, inançlarımız ve değerlerimizi yönlendirir. Yaşadığı zorluklara karşın Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'yi doğayı ve hayatı güzelleştirmek hususunda harekete geçiren sahip olduğu hangi değerlerdir? Cevap: Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'yi harekete geçiren temel değerler, doğaya olan derin saygısı ve yeniden yeşertme konusundaki kararlılığıdır. Ayrıca vatanseverlik ve özveri, onun Sipil Dağı'nda çevreci çalışmalar yapmasını ve ormanları korumasını motive eden güçlü değerler arasındadır. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 145 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.